Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Huzurlu olmak istiyorsanız ufak şeyleri dert etmeyin. Hepsi de ufak şeylerdir. Doktor Richard Carlson. Bölüm 83. Hafife alın. Görünüşe göre son zamanlarda hepimiz aşırı ciddiyiz. Büyük kızım bana sık sık baba gene ciddi ifadeni takındın demeye başladı. Hatta ciddi olmamayı yaşam tarzı olarak benimsemiş olanlar bile muhtemelen çok ciddidirlerdir. İnsanlar neredeyse her şey karşısında sinirlenip geriliyorlar. 5 dakika geç kalmak, başkasının 5 dakika geç kalması, trafiğe takılmak, birinin bize ters bakması ya da ters bir şey söylemesi, faturaları ödemek, sırada beklemek, yemeğin dibini tutturmak, hata yapmak ve bunlar gibi birçok şey bakış açımızı kaybetmemize neden oluyor. Gergin olmamızın temelinde hayatın beklediğimizden farklı olduğunu kabullenmek istemediğimiz yatar. Diğer bir deyişle biz hayatımızdaki her şeyin beklediğimiz gibi olmasını isteriz ama değildir. Hayat daima olduğu gibidir. Belki de bunu en iyi Benjamin Franklin, bizim sınırlı bakış açımız, ümitlerimiz ve korkularımız hayatımızın ölçüsü olmuştur. İçinde bulunduğumuz koşullar düşüncelerimize uymadığı zaman bunlar bizim zorluklarımız olur sözüyle açıklamıştır. Hayatlarımızı her zaman bir şeyin, insanların ve olayların istediğimiz şekilde olmasını dileyerek geçiriyoruz. Ve beklentilerimizi karşılamadıklarında kavga eder ve acı çekeriz. Aşırı ciddiyetten kurtulmanın ilk adımı bir sorununuz olduğunu kendinize itiraf etmek ve kabullenmektir. Değişmeyi ve daha ılımlı olmayı istemeniz gerekmektedir. Gerginliğinizi, hayatınızı genel olarak nasıl organize ettiğinize ve nasıl tepkiler verdiğinize bağlı olarak kendi kendinize yarattığınızı görmeniz gerekir. İkinci adım ise beklentileriniz ile hayal kırıklıklarınız arasındaki bağı görmenizdir. Bir şey beklediğiniz gibi olmadığında sinirlenir, acı çekersiniz. Diğer tarafta beklentilerinizden kurtulup hayatı olduğu gibi kabul ettiğinizde özgür olursunuz. Bir şeye sımsıkı asılıp tutunmak ciddi ve gergin olmaktır. Akışına bırakmak ise hafife almaktır. Seçtiğiniz tek bir güne herhangi bir beklentiniz olmadan başlamak iyi bir alıştırma olacaktır. İnsanların size iyi niyetle yaklaşmasını beklemeyin. Öyle davrandıklarında şaşırmaz ve rahatsız olmazsınız. Fakat arkadaşça davranırlarsa hoşunuza gidecektir. Gününüzün sorunsuz geçmesini beklemeyin. Onun yerine bir problemle karşılaştığınızda kendinize işte aşmam gereken bir engel daha deyin. Güne bu bakış açısıyla başladığınızda hayatın ne kadar olumlu olabileceğini fark edeceksiniz. Hayata karşı koymaya çalışmak yerine onunla dans etmeye başlayacaksınız. Üzerinde çalışırsanız kısa bir sürede hayatınızın tamamını hafife almaya başlayacak ve bunu başardığınızda yaşam çok daha eğlenceli hale gelecektir. Bölüm 84. Bir bitki yetiştirin. İlk bakışta bu öneri biraz tuhaf ve yüzeysel görünebilir. Bitki yetiştirmenin insana ne gibi yararı olabilir ki? Hem ruhani yaşamın hedeflerinden hem de iç huzura kavuşmanın şartlarından bir tanesi koşulsuz sevmeyi öğrenmektir. Ne var ki bir insana her kim olursa olsun koşulsuz sevmek gerçekten zordur. Sevmeye gayret ettiğimiz kişi eninde sonunda yanlış bir şey söyleyecek veya bir şekilde beklentilerimizi karşılamayacaktır. O zaman sinirlenip sevgimizin devam etmesi için seni seveceğim fakat değişmen gerekiyor, benim istediğim gibi davranmak zorundasın gibi şartlar koymaya başlarız. Bazılarımız insanları sevmekten çok evde besledikleri hayvanları sevmekte daha başarılıdırlar. Fakat evdeki hayvanı da koşulsuz sevmek zordur. Köpeğiniz gecenin bir saatinde havlayarak sizi uyandırsa ya da en sevdiğiniz halınızı tuvalet olarak kullanıp mahvederse ne olacak? Bu şartlarda da onu aynı derecede sevebilecek misiniz? Kemirerek ahşap kapımda bir delik açan çocuklarımın tavşanını sevmek gerçekten çok zordu. Fakat bir bitkiyi olduğu şekilde sevmek oldukça kolaydır. Bu nedenle bir bitki yetiştirmek, koşulsuz olarak sevmeyi öğrenmek için
bize muhteşem bir fırsat sağlar. Neredeyse tüm ruhani geleneklerin koşulsuz sevgiyi desteklemesinin sebebi, sevginin çok güçlü dönüşümsel gücü olmasıdır. Koşulsuz olarak hem sevgiyi veren hem de alanda huzur dolu duygular belirir. Evinizde ya da bahçenizde bakabileceğiniz bir bitki seçin. Bu bitkiyi kendi bebeğiniz gibi görerek sevip bakımını yapın. Uykusuz geceler, bez değişimi ve ağlama içermediği için bitkiye bakmak bir bebeğe bakmaktan çok daha kolaydır. Bitkinizle konuşun ve onu ne kadar sevdiğinizi dile getirin. Bitkinizi çiçek atsa da açmasa da yaşasa da ölse de sevin. Sadece sevin. Bu bitkiye koşulsuz sevgi verirken kendinizi nasıl hissettiğinize dikkat edin. Bu tür bir sevgi verdiğinizde sevgi boyutunda olduğunuz için hiçbir zaman tedirgin, sinirli veya telaşlı olmazsınız. Her gün bir kere de olsa bitkinizi gördüğünüzde koşulsuz sevginizi vermeye ihmal etmeyin. Kısa bir süre sonra sevecen merhametinizi bitkinizden öteye de taşıyabileceğinizi göreceksiniz. Sevmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu fark ettikçe hayatınızdaki insanları da koşulsuz sevmeye başlayacaksınız. Sevginizi verebilmek için onların değişmesine ya da farklı olmalarına ihtiyaç duymadan onları oldukları gibi sevmeye çalışın ve sevin. Bitkiniz sevginin gücünü göstereceği için size harika bir öğretmen olacaktır. İyi günler arkadaşlar.